Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Esselatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmen ala Resulüne Muhammedin salat. Şimdi 3-4 tane ders yeri var. Bunlardan birini yapalım, seçenekler. Bize seçmedi ki, sen yapıyorsun. Tamam, bize. Seçenekler abi. Nedir o? Bakayım, söylüyorum. Biri 10. nota. Belki daha önce şey yaptım ama güzel bir ders. Tekrarında fayda var 10. notanın. Başka? Bu 12. sözün 4. esasında şöyle bir cümle var. Şurada. 4. esasın kıymetli sırrını anladınsa diyor. Yani bunu çok az kimse, ben zannetmiyorum yani bunu anlayan var mı yok mu da. Dördüncü esasın kıymetler sırrı şu abi. Şimdi dördüncü esasın kıymetler sırrını anlarsak şunları anlıyormuşuz. Dördüncü esasın kıymetler sırrını fehmettinse, Enbiya'ya gelen vahyin ekseri melek vasıtasıyla olduğunu ve ilhamın ekseri vasıtasıyla olduğunu anlarsın. Bir, en büyük veli hiçbir nebinin derecesine yetişmediğinin sırrını anlarsın. İki, Kur'an'ın azametini, izzet-i kutsiyetini, ulviyet icazını anlarsın. 3. Hem miracın sırrı lüzumunu, Allah'ı görmenin sırrını anlarsın. 4. esasın kıymetler sırrı anlaşılırsa. Başka ters. 10. nota vardı. 4. esas. Bir de bu 28. lemanın 28. nüktesi var. Hüseyin Hazretleri orada şöyle söylüyor. Cenab-ı Hak ayette beni rızıklandırmanızı istemiyor. Beni doyurmanızı istemiyorum diyor. Bu ayet için Hüseyin Hazretleri diyor ki, şu ayet-i kerimenin zahir manası çok tefsirlerin beyanına göre yüksek icaz-ı Kur'an'ı göstermediğinden kendisi 3 tane mana vermiş. Yani çok tefsir dedi, diğer tefsir kitaplarında hemen hemen bu mana yok. Ne demek yani, Cenab-ı Hak beni rızıklandırmanızı istemiyorum diyor. Beni doyurmanızı istemiyor. Bunun 3 tane manası varmış. Eğer üstadımız diyor bu şekilde olmazsa, o zaman malumu ilham kabilinden olur. O zaman o beşer kelamı olur. Bak ben de diyorum, beni doyurmanızı istemiyorum. Değil mi? Çok güzel bir mevzu. Beni efendim, rızıklandırmanızı istemiyorum. Eğer bu üstadın dediği bu manalar olmazsa, o zaman beşer kelamı oldu. Böyle bir mevzu var. Bir de ben çok münasebeti olduğunu düşündü. Bu 4. bir seçenek. Külliyatta böyle birbirinden çok böyle uzak görünen, nasıl kainatta her şey, güneşte her şeyin münasebeti var, havada her şeyin münasebeti var. Külliyatta da böyle ama görebilene, birbirinden uzak olduğunu düşündüğüm 3 tane meselenin teknik bir izahı yani. Hangi mesele bunlar? Mesela Risale'de gafsiyet ve kutbiyetle beraber ferdiyet varmış. 1. 2. Sohbet-i Nebeviye'deki sır. Üçüncüsü de Kader Risalesi'nin 2. mehpasındaki 5. mesele. Kader esbapla müsebbebe bir bakarmış yani. Böyle bu 3 tane kısa, ben bir saat bir derslik bir mevzu yani, böyle 3 tane birbirinden ayrı ama kısa kısa. Hakikat çekirdeği gibi diyelim. 4 tane seçenek oldu. 10. nota. 4. esas. 5. seçenek var mı abi? 5. seçenek. Hepsi abi. Ondan sonra rızık meselesi. Aç. Çaylarımız da geldi. Çay olsun, çay. Çayla beraber. Tamam abi. Bak, rızık geldi sana. Tamam. İstemiyorum dedin. İstemiyorum dedin, geldi. Bak. Alalım buradan. Böyle koy ortaya. Arkadaşlar ne istiyor? Onunla giriyor. Evet abi. Dördüncüsü ben öyle isterim. 10. nota var. 4. esas var. Mesela 10. notanın 10. notanın abi kendi başlıkları var. Mesela misal olarak söylüyorum. 10. notayı bilmeyen bir insan, ben zannetmiyorum ülfetten kurtulsun abi. 10. nota Allah'ı tanımanın, bilmenin usul terz metodunu anlatıyor yani. Yani bunu kendi alemimizde oturtamadıktan sonra yani kesinlikle ülfetten olmaz. Bir tane kurtulamaz insan. Sonra zümreden reşaya nasıl geçirir? Misal. Onun bir formülü. Olsun. Ama hepsini de yapmamız lazım. Neyse, vaktimiz var abi. Müsait oldukça yapalım. Akşama kadar var zaten. Belki daha önce misal olarak yapmışız ama
tekrarında fayda var yani. Mesela hani bazı hani düz okuma meseleleri var ya, mana mertebeleri çok önemli anlaşılırsa onlara bir şey oluyor yani. O konuşuyor da yani. Tamam, siz ne istiyorsanız. 10. nota var, 4. esas var. Rızık meselesi var. Bir de 3 tane kısa bir mesele var. Tamam, yaparız. Tamam. Burak abi hangi işimizin adı ne? 10. notadan başlayalım. Tamam, 10. notadan başlayalım. Var mı başka abi? Hepsini yapacağız deyince... Vaktimiz var abi. Hepsini yapalım abi. Hepsini yapalım o zaman. Hepsini yapalım abi. Vaktimiz var. Yürü oğlum Arap. Güven, sen benden harbisin. Pazarlamayı iyi biliyor Burak abi. Bu dışarı mı? Murat abi hangisi? Şimdi ona göre baştan açayım. 10. nota. Kamerayı baştan açayım ona göre. Tamam, 10. nota. Çay may gitti geldi kes. Olsun mu? Devam et. Şöyle sen. Fıtığı ya, fıtığı ya. Öyle sonu bir şey yok. Kimse bir şey yok. Bunları kullanmayacak herhalde. Yeter ki edebi mugayir olmasın. Kamp bu. Ne diyorlar bu eve? Bağırı. Şimdi mana mertebeleri oldu mu abi? Şey gidiyormuş yani. Sati bakış, ülfet, yekmesaklı adam onu oluyor, bu var mı? Şeyde var ya, Şefik abinin açıldığında mesela. İki bahis, işareti fark ettiğinden heyecanla Şefik'e geliyor. Onu biraz konuşmuştuk da, hatta hafif oldu inşallah. Olursa hani bayağı bir şey açılıyor yani. Onlar çok tehlikeli bak. Şerafettin takılma dedim. İyi selam et. Çok daha tehlikeli olur. Bence onu alıp bir şey sorar gibi bir şey izah etti. Evet. Konuşturmuyoruz adam böyle de ne yapayım sana da kızıyorsunuz. Çünkü bizi güzergahımızdan çıkartıyorsun. Biz tamam. Siz buradan konuşturma, evet. Konuşturmayınca kendi yeni bir ekip oluşturup oradan konuşuyor abi. Orada patlamış abi. Abi. Ama çok iyi, Mersin'e de git. Gidiyorum abi ama. Git. İnşallah ne derseniz de. Ha yok öyle yap. Tamam inşallah. Hikmeti o. Ben değil hikmet öyle. Tamam. Git birbirinize sahip çıkın. İnşallah. O Nurdağ, bu şey Maraş. Malatya. Ondan sonra Malatya. Bu güzel bir şey değil ama öteki mahalle. Yakın yakın abi. Tabii yakın 5-6 saat. Toprak Kale'de vardı ama Osmaniye merkezde. Şimdi bizim ön medrese Selçuk Abdurrahman abi restoran bir yerden orada başladık biz. Oh maşallah. Çok iyi. Yok burası büyük güzel tabii. Orayla böyle restoran ettik. Allah razı olsun. Allah hepinizden razı olsun. Gurur duyuyorum inan vallahi. Biz de sizle abi. Elhamdülillah. Ya. Böyle söyleyince... Toprak kare falan yapmamıştı müzakere bir sene. Biz başladık. Öyle olunca geldi. Ne güzel ya. Aman yarabbim. Böyle dersler ya. Murat sana sahip çık buralara. Doğru abi. Tam bu böyle atla gel ne yaparsa yap. Baksana adamlara bak ya Mersin'e gidiyor. Mersin sana yakın İzmir'e. Mersin. Baksana, bunlar ne nüfusu dersleri yapıyorlarmış ya. Gidiyoruz abi İzmir'den, Polatlı'ya gidiyoruz, Ankara'ya gidiyoruz. Maşallah. Bodrum'a gidiyoruz abi. Elhamdülillah. Maalesef. Yani. Bir kötüne 40 köy yazan adı varmış ya sana. Ne? Nasıl bulaştırdınız bu kadar ben anlamadım. Nasıl bulaştırdınız bu kadar bunları abi? Bak, bak hadi bunlar fıtratı. Konuşturma ya. Abi şimdi ders arası. 10. nota. Bu dersin başlıkları var. Allah'ı tanımanın usul, tarzı ve metodu 10. notada anlatılmış. Bu dersin bir de asıl bir başlığı var Mehmet abi. Bunu Üstad Hazretleri Zühre Risalesi'nin başında söylüyor abi. Bir okuyayım orayı. Şurada zikredeceğim. Zühre, Bismillahirrahmanirrahim, mukaddeme. Bu risalenin telifinden 12 sene evvel haşiye 12 sene evvel denilen tarih Hicri 1340 Miladı 1921. Bu risale 1921'de telif edildi. Bakın bu çok önemli. Yani bunu zikretmesinin bir hikmeti var. Bu risalenin telifinden 12 sene evvel İnayet-i Rabbaniye ile Marifet-i İlahiye'de, bakın Allah'ı tanıma bilmede, bir harekat-ı fikriye ve bir seyahat-ı kalbiye ve bir inkişafat-ı ruhiyede tezahür eden bazı lemat-ı tevhidiyeyi Arabi olarak notalar suretinde Zühre, Şule, Habbe, Şemme, Zerre, Katre gibi risalelerde kaydetmiştim. Yani ne diyor? Bakın Üstad Hazretleri yaklaşık 1921 yıllarında abi Marifet-i İlahiye'de, bakın buraya yazdım. Yeni bir harekat-ı fikri olmuş. Evet. Yeni bir inkişafat-ı ruhi olmuş. Evet. Sonra bir seyahat-ı kalbi olmuş.
bu Zümre Risalesi'nde notalar var. Bunun sebebini anlatmış yani notalar. Birinci nota, ikinci nota, üçüncü nota. Yaklaşık bir 20 taneye yakın nota var abi. Bu notaların müsbet manada yapılması veya menfi manada yapılmaması nispetinde, bakın bize bakan mana şu Mehmet abi. Ben şu andaki herkesin bir marifet derecesi var değil mi Abdülkadir? Evet. Yeni bir kalbi bir seyahat istiyorsun. Evet. Sonra bir inkişaf istiyorsun ruhi değil mi? Daha farklı alemler, daha farklı böyle bir mevzular aleminde oturtmak istiyorsun. Evet. Sonra yeni fikri böyle bir üretkenlik yapmak istiyorsun. Harekat-ı fikriye de bulmak istiyorsun. Nasıl yapacağım bunu abi? Zühre Risalesi'nin notaları abi. Zühre Risalesi'nin notalarına abi. Müsbet manada yaparsak evet. Bunlar seyahat-ı kalbiye sebebiyet veriyor. İnkişafat-ı ruhiye sebep veriyor. Harekat-ı fikriye sebep veriyor. Bunları yapmazsak o zaman sen evet inkişaf edemiyorsun. Evet, kalbi seyahatler olmuyor. Evet. Fikri hareketler olmuyor. O zaman yerinde sayıyorsun. Bunu müsbet veya menfi bakacağız. Şimdi bu Zühre Risalesi, şurayı okuyayım ben. Noktayı nazarlara vereyim. Uzun bir hakikatin yalnız bir ucunu göstermek ve parlak bir nurun yalnız bir şuanı irade etmek tarzında yazıldığından yalnız kendi kendime birer hatıra ve birer ihdar şeklinde olduğundan başkalarının istifadesi mahdut kalmıştır. Hususen en mümtaz ve en has arkadaşlarımın bir kısmı ağzıma Arabi okumamışlar. Bunların ısrarı ve ilhahıyla o notaların, o lemaların kısmen izahlı ve kısmen kısa bir mealini Türkçe olarak yazmaya mecbur oldum. Bu notalar ve Arabi risaleler, bakın bu çok önemli şu cümle, Yeni Said'in, abi çok önemli, Yeni Said'in en evvel, evet, yani eski Said, Yeni Said'e geçmiş, önce bunu, bu Risale telif etmiş abi, 1921. Eski Said, Yeni Said'e geçmiş, yani Zühre Risalesi ya, Zühre'den Reşe'ye geçmiş. Evet. Eski Said'in, Yeni Said'in en evvel, hakikat ilminden bir derece şuhut abi. Suretinde gördüğü için tayir edilmeden mealleri yazıldı. Onun için bazı cümleler sair sözlerde zikredilmekle beraber burada da zikrediliyor. Evet. Ve bir kısmı gayet mücmel olmakla beraber izah edilmiyor. Ta letafet-i asliyesini kaybetmesi. Evet. Şimdi bu Zühre Risalesi'nde notalar var. Evet. Bu nota ne demek? Üstadımızın kendisi söyledi Mehmet abi. Neymiş nota? Uzun bir hakikatin yalnız bir ucunu göstermek ve parlak bir nurun yalnız bir şuanı irade etmek tarzında yazıldığında, yani biz not almak diyoruz ya, evet. Üstad Hazretlerine böyle marifeti ilahiyede, inkişafat-ı ruhiyede, seyahat-ı kalbiyede böyle mevzular açılmış. Bunları notalara kaydetmiş abi. Evet. Yalnız kendime birer hatıra ve birer ihtar şeklinde olduğundan başkalarının istifadesi mahdut kalmıştı. Sonra bu notaların Türkçe izahını Üstad Hazretleri kendisi bu şekilde Abdülmecid abiye yaptırmış yani. Evet. Şimdi Yeni Said'in en evvel hakikat ilminden bir derece şu. Şu dersin ikinci bir başlığı yazmışım buraya. Reşe'ye nasıl geçilir? Abi. Mesela şurada ben şöyle yazsam birkaç tane daha iyi anlaşılır. Evet. Abi Reşe'ye geçmek nedir? Yani. Nasıl geçilir? Önce Reşe'ye geçmek nedir? Reşe'ye geçmek. Evet. Şimdi bu 24. sözde Zühre Katre Reşe var ya. Hmm. Reşe olmak. Ne diyeyim şimdi abi? Reşe nasıl? Çok uzun bir mevzu da şimdi. Şimdi bütün o şey var ya. Mesela bir tanesi esbab alemindeki fiiliyatıdır. Evet. Katre. Tamam mı? Zühre ise kalp ve ruhun derece hayatına geçiyor. Reşe ise bunların da arkasına, ruhun da arkasına geçerek ben var ya ben. Onunla perkeli oraya koyup hadiseleri, olaylara öyle bakmak. Allah canibinde kudreti, azameti altında. Yani hiçbir benlik, yani belirleniş yok. Kalbi de yok,
ruhu da yok. Bütün bütün hiç. Ben ya. Ene. Birisi katre, eylemde, katre kötü bir şey değil. Fiiliyatta esbaplara uymak. Birisi de esbabın arkasına geçmek, maddenin arkasına geçip bu zühre, kalbin ve ruhun derece hayatına geçmek. Kalbin ve ruhun reşa ise ben olan ben merkezine bakmak. İşte o geçmek o çok zor işte. Ustad dalga geçiyor mu veya şaka mı yapıyor zannediyorlar. Yolcu olmayanlar için söylüyorum. Ya birinci sayet, ikinci sayet şizofreni midir? Bilmiyorum ki. İnsanı tanımıyor. İşte o tamamen bütün bütün hiç olmak. Niçin bütün bütün hiç olmak? Her şey olmak için. Birden çık, ikiden çık, üçten çık, sayıdan çık, sıfır ol. Ne oluyor? Bütün sayı seninle belirlenecek. Ama onun bir sayısal değeri yok. Sıfırın bir sayısal değeri var mı öğretmensin? Yok. Ama bütün sayısallar onunla belirleniyor. Aslında 2 ve 3, 4 yok. Sıfırla 1 arası mesafeye 1 diyoruz. 1 ile 2 arası mesafeye 2 diyoruz. Aslında 1'in katlanması. Aslında temelde ne var biliyor musun? 1 de yok, 0 var. Bir gün 0 var. Yani yok var işte. Yok var. Adem bu. Evet. Mesela şöyle de birer cümleyle zühre, katre ve şeyi birer cümleyle özetlersek yani mesela katre hakikati kayıplar, zühre hakikate renk karıştırır, reşa da hakikati kendi aynasında ihata eder. Yani böyle birer cümleyle o uzun meseleyi özetleyebiliriz. Yani reşa demek bir meseleyi kendi halinde ihata etmiş diyelim ki. Böyle de bir noktaya nazar ediyor. Reşe yani. Abi, yani ben buradakiler hani külliyatta geçen o mesele hani biraz aşina diye şey yaptım. Bodrum'da şey yapmıştık abi ya. Unuttuk mu onu? Söyle abi. Ha, hatırladım abi. Ben okuyayım isterseniz. Evet. Oradaki netice olarak. Zühre cismani cihazat ile evet. Kemaline say edip hakikate gidenleri. Evet. Katre ve nefsin tezkiyesiyle ve aklın istimaliyle mücahede etmekle hakikate gidenleri, reşha ve kalbin tasfiyesiyle ve iman ve teslimiyetle hakikate gidenlerin misalleridir. Evet. Zühre ehli fikir, katre ehli velayet, reşha ehli nübüvvet. Aynı şekilde zühre nefis, katre kalp, reşha ruh diye söylemişti. Tamam mı? Şöyle okusak mı sonunda? Reşha ile alakalıysa yani şunları ben bakıyorum şöyle okusam. Şu istidatlar var. Zühre istidat. Enaniyeti bırakmayan ve asara dalan ve yalnız istidlaliyle hakikate giden katre ve ilim ve hikmetle ve akıl ve marifetle hakikate aramaya giden reşa ve iman ve Kur'an ile fakr ve ubudiyetle hakikate çabuk giden. Keşke bu göz olsaydı şuraya ısıtıyor. Yazıyor. Sana bir şey yapalım mı? Gafura verelim şunu şuraya yapsın mı? Ders çok daha güzel olur gibi. Olur. Gafura verelim. Sen çok güzel yapıyorsun ha. Ama burada mevzu şu an reşe değil. Mevzu şimdi. Abi şimdi o reşeyi söyledi yani. Konu reşe değil yani. Konu reşe değil. Hani görerek diye yapsın. Anladım abi. Yok onda gitmeyeceksin. 10. notaya gireceğiz ya. Hava su. Onu biz bize yaparız. Gelinle. Hani o mevzu değil. Sen, ama sen yapacaksın artık. Güzel bir şey. Tamam. Aynen. İstanbul hocam. Tamam. O kadar ders yapacak ki ama hiçbirisi daha verir. Yok. Eve dövü sen yukarıda medreseye çıkken yazacaksın tatlı. Tamam. Devler birikmiş herhalde. Çok mu birikti?
Geçtik mi şimdi 10. notaya? Abi şu dersin başlığıyla alakalı bir iki noktaya nazar verdim. Şuraya yazayım ben. Ver ama bizim gözler zor görüyor buradan. Şuna onu söyleyeceğim ben. Hepsini yazmayacağım. Şuraya... Yazmıyor zaten. Aslında konuşmuyor bile. Abi şuraya yazıyorum. Şimdi burada düşünelim. 10. nota diyelim. Şuraya atlıyorum abi. Mesela 13. nota. Evet. 5 tane mesele var. Medara iltibas olmuş. 5 mesele. Ondan sonra 14. nota tevhid hakikate. Tevhid. 15. nota ismi hafiz. Abi. Mesela tesettür risalesi. Evet. Bu da Zühre risalesinin içindeymiş. Daha sonra çıkarım. Mesela ihlas. İhlas risalesi. Evet. Sonra tabiat risalesi. Bunlar Zühre risalesinin içindeymiş. Üstadım söyle, nuraniyetine binen ayrı müstakil olarak evet neşredilmiş. Şimdi hulasa buraya bunu niye yazdım? Abi şu reşeye nasıl geçilir? Bu yaklaşık 20 tane nota var ya abi. Ben şimdi birer cümleyle bazılarını yazdım. Mesela dördüncüsü haşre akli olarak muhatap olmak. Sen haşre akli olarak muhatap olmadıkça Hasan abi hiçbir zaman reşeye geçemezsin. O meselede yani. Haşir meselesinde. Sonra mesela biri kafirlerin çokluklarına bakıp itikadı bozulan bir grup var değil mi abi? Bu kimse de efendim Zühre ise reşeye geçemiyor. Yani şu saymış oldukları maddeler var ya abi, konu başlıkları bunlar. Yani ben harekat-ı fikriyede, inkişafat-ı ruhiyede, seyahat-ı kalbiyede bulunmak için ne yapmam gerekiyor? Notalar bunlar abi. Mesela tabiat risalesi, 3 tane evcededir esbab, teşekkül ebilemsi, iktidar-ı tabiat. Bunlara tesir vermemek. Senin kalbi seyahatin için, ruhi inkişafatın için, fikri harekatın için çok önemliymiş yani bu notalar. Mesela ihlas. Değil mi? Senin fikri harekatın, ruhi inkişafatın, kalbi seyahatin için bunlar önemli yani. Osman abi. Evet. Şimdi biz bunların içerisinden abi, bu 10. notanın üzerinde duracağım ben. Bunları müspet yaparsak, bu inkişafatlar oluyor. Menfi yaparsak ise o zaman bunların tersi oluyor. Yani sen inkişaf edemiyor. Efendim yerinde sayıyorsun. Üstad o Zühre'yi eski Said'den yeni Said'e geçince mi Zühre olmuş? Veya Zühre diye bir şey çıkmış. Onu anlamadım ben. Zühre'den çıkmış, Reşe'ye geçmiştir. Yani geçmişken Zühre diye bir salim yazmış. Abi şöyle cümleyi bir daha okuyayım. Anlamadım ben de. Yeni Said'in. Evet. Yeni Said'in en evvel hakikat ilminden telif ettiği risale bu Zühre Risalesi. Peki eski Said yeni Said'e ne zaman geçmiş? 45 yaşında. Birinci Dünya Savaşı'nın sonu yani 1918-19'lu yıllar eski Said yeni Said'e geçiyor. Yani yeni Said'e geçince ilk Zühre'yi mi yazmış? Evet. Zühre Risalesi telif edilmiş. Yani Zühre'den başlamış yani. Evet. Eski Said, yeni Said'e 1. Dünya Savaşı'nda yani 1918-19 o arada geçiyor. Evet. İlk telif ettiği risale bu risaleymiş. Evet. Hakikat diyorum Hasan abi. Mesela biz ruh diye ifade ettik ya. Hani ruhsal bir şeye geçerdik. Hakikat Esma-i İlahiye abi. Deminki dersi de geçti. Bunu üstadımız açık olarak söylüyor. Çok yerlerde var. Her şeyin hakikati Esma-i İlahiye'dir. Mesela Hızır Aleyhisselam'ın hakikatine Cenab-ı Hakk'ın batın ismidir. Azrail Aleyhisselam'ın hakikati ne? Mümit ismidir değil mi? Evet. Risale'nin hakikati ne? İsmi Hay, ismi Nur, ismi Bedi, ismi Hakim, ismi Kuddüs. Bak bunlar yani. Şimdi daha konumuza giriyoruz. Evet. Ben şunu da okuyacağım. Bu, yani bu Risale'yi sürekli tekrar etsek çok iyi olur bizim için. Evet. 10. nota. Bil ey gafil müşevves Said. Cenab-ı Hakk'ın nur marifetine yetişmek ve bakmak ve ayet ve şahitlerin aynalarında cilvelerini görmek ve berahin ve deliller mesamatıyla temaşa etmek iktiza ediyor ki senin üstünden geçen, kalbine gelen ve aklına görünen her bir nuru tenkit parmaklarıyla yoklama. Ve tereddüt eliyle tenkit etme. Sana ışıklanan bir nuru tutmak için elini uzatma. Belki gaflet esbabından tecerrüt et.
onlara müteveccüh oldur. Çünkü ben müşahede ettim ki marifetullah'ın şahitleri, bürhanları üç çeşittir. Buraya kadar okuduğumuzu üzerinde duralım. Bil ey gafil müşevves say. Şimdi gafil ne demek? Bunun teknik bir izahının bir tabir, bir tevil yapılması gerekiyor. Yoksa hani Üstad Hazretleri hakkında değil mi? Hatıra gelmeyen bazı şeyleri getirebilir. O zaman tabir etmek gerekiyor. Ey gafil demek abi. Şimdi dünyanın üç tane yüzü var. Ahirete bakar. Esma-i İlahi'ye bakar. Heva ve hevese bakar. Gafil demek bu iki yüzünden haberi olmamak demek abi. Gafil. Bir. Birinci mana bu. Şuraya yazayım ben bunu da. 3-4 tane mana vereceğim ben şimdi gafil abi. Gafleten. Dünyanın iki yüzünden haberi olmamak. Olmamak. Gafil. İki. Abi. Şimdi Üstad Hazretleri külliyatın genelinde kendini abi kafirlerin yerine koyuyor. Münafıkların yerine koyuyor değil mi? Mesela ümitsizliğe düşmüş bir müminin yerine koyuyor değil mi abi? Niye peki öyle yapıyor? Bakın tahayyülü küfür küfür değil. Tasavvuru dalalet dalalet değil. Niye öyle yapıyor Mehmet abi? O küfrün, o gafilliğin değil mi? O ümitsizliğin, o çaresizliğin, belki o duanın değil mi? Çalışma mekanizmasını anlatacak bize. Değil mi abi? Ey gafil diyerek onu şey yapıyor. İki, diyelim şuraya yazıyorum. Çalışma mekanizması. Eğer böyle düşünmezsek abi, mekanizmasını anlatacak. Eğer böyle mana vermezsek bazı ifadeleri tabir veya tevil, o zaman Üstad Hazretleri'ni öyle düşünmüş oluruz. Halbuki onun en gafil hali değil mi? Bütün bu asırdaki insanların en uyanık halinden gene iyidir yani. O zaman tabir etmek gerekiyor. Abi üçüncüsü de mesela Üstad Hazretleri kendisini yetersiz görüyor abi. Kendisini yetersiz gördüğü için o kendisine gafil diyebilir. Ama biz ona gafil diyemeyiz. Mesela affedersin ben kime desem ki ben ne yamuk adamım. Sen de diyorsun evet sen çok yamuksun. Sen bana diyebilir misin abi? Desen o zaman kızışırız değil mi? Yani o kendine diyebilir. Niye peki öyle diyor? Mesela imanda nihayetsiz mertebe var abi. Mesela 1920 yılındaki imanıyla Üstad Hazretleri'nin 1930, 1940, 1950 aynı mı? İki güne eşit olan zarardır. Değil mi abi? Ey gafil diyerek yani o diğer iman mertebesiyle o anki mertebesine istinaden söylüyor Hasan abi ona. Evet. Ey gafil diyerek. Şuraya yazıyorum. İlerideki mertebeye binaen gafil diyor. Bil ey gafil müşevves sayı. Şimdi gafletle alakalı üç tane noktaya nazar. Bunlar kifayet eder. Peki müşevves diyor. O müşevveşesi neden abi? Konuyla beraber baktığımız zaman Üstad Hazretleri yeni sayıda geçmiş. Bakın yeni sayıd bunu tespit etmiş o müşevvesiyetine. Abi. Eski sayıtta bu müşevveşiyet neye göre var? Yeni sayıda göre var. Hacı o aklı müşevveş normalde karışık demek değil mi abi? Hı hı. Bir karışıklık var. Evet. Peki neye göre o karışıklık var? Yeni sayıda göre karışıklık. Yoksa diğer kimselere göre değil yani. Mehmet abi. Bir ey gafil müşevveş sayı. Yani bu buradaki konu neydi? Marifet-i İlahiye'nin şahitleri, bürhanları üç çeşit. Eski sayıtla yeni sayıdı kıyas ettiğimiz zaman eski sayı bu üç tane su gibi, hava gibi, nur gibi meseleyi yeni sayıda göre kendi aleminde oturtmamış yani. Kendi aleminde tam olmamış. Abi. Mesela eski sayı değil mi? Felsefeyle kendisi üstadımda da ifade ediyor. Hakikatlara değil mi? Böyle bazı imani meseleleri felsefenin meseleleriyle izah etmeye kalkışıyormuş. Daha sonra gördüm ki değil mi? Felsefenin en yüksek meseleleri belki iman hakikatlarının en küçüğüne bile izah kifayet etmez diyor yani. Kendisi de daha önce bu müşevveşiyet var. Fakat neye göre? Abi yeni sayıda göre. Peki o konu ne? Marifet-i İlahiye'nin delillerini kendi aleminde abi bu şekilde tasnif edememek. Bakın bu ders abi
Allah'ı tanıma bilme metodu. Şunu bir oturtursak Hasan abi o kadar güzel ki mesela şöyle. Bakın bir insanın bir dersi tenkit etmesinin nedeni de bu usulü bilmemek. Mesela adam kalbi bir mesele anlatıyor. Yani hava gibi bir mesele anlatıyor. Öteki adam akli yani su gibi müteveccüh oluyor. Su gibi müteveccüh olduysan değil mi? O zaman havaya itiraz edeceksin yani. O zaman bu tasnifi bizim kendi alemimizde yerleştirmemiz gerekiyor. Şimdi ben buraya yazacağım abi. Evet. Bil ey gafil müşevves sayıp Cenab-ı Hakk'ın şuraya yazıyorum. Abi. Zahmet etme şey hiç göremiyoruz zaten. Yok, niye göremiyorsun abi? İki tahtamız var yani biraz rahat yazalım. Tamam biraz büyük yazayım o zaman. Öbür tahtaya da geçersin abi. Şöyle yazıyorum abi. Nuru marifetine yani marifet nurlarına. Gençler göremiyor yazıları. Evet. Bir font büyüdü ama yani şu an. Evet, evet. Şöyle ama abi. Başlık büyüdü ama gençler. Yetişmek ve bakmak. Şuraya yazıyorum. Şuraya bir ok çıkarayım abi. Evet. Ayet ve şahitleri. Aynelerinde cilvelerini görmek. Görmek. Şuraya da bir ok çıkarıyorum abi. Evet. Bürhanlar, berahin ve deliller. Deliller diyelim. Mesamat, gözemek, gözenek, dürbün demek. Gözenek mesamatıyla. Evet. Evet. Temaşa etmek. İktidar diyor ki senin üstünden geçen abi. Şuraya üstünden geçeni yazıyorum. Bunları şimdi izah edeceğim. Ne demek üstünden geçen? Evet. Bu kalbine gelen, değil mi? Kalbine gelen, evet. Bu da aklına görünen. Ha, o üçü ona bakıyor, öyle mi? Evet abi. Mesela bu abi, şuraya yazıyorum ben. Şuraya su gibi, şuraya yazayım ben. Bu su gibi. Şu abi hava gibi. Görünüyor değil mi? Şu da nur gibi abi. Bu aklına görünüyor, bu kalbine giriyor, bu üstüne geçiyor. Bu akıl, bu kalp, şu da parantez içinde yazıyorum ruh abi. Şimdi Cenab-ı Hakk'ı tanımanın üç tane usul tarz metodu varmış. Neymiş onlar? Cenab-ı Hakk'ın marifet nurlarına yetişip bakmak istiyor musun? Evet, bunlar su gibiymiş. Bu tarz bürhanlarda abi biz aklımızı kullanacağız. Mesela külliyatta bunun karşılığı ne Osman abi? Müşahıs olarak söylüyorum abi. Külliyatta bunun şeyi, Üstad Hazretleri bir meseleyi yazacak ya abi. Nokta olarak ifade ettiği bütün meseleler, nokta olarak ifade ettiği hepsi aklidir abi. Hangi mesele olursa olsun Hasan abi. Nokta olarak neyi izah ediyor? Evet. Şuraya yazıyorum. Nükte olarak neyi izah ediyor nükte? Bu kalbe bakıyor. Bu da renz. Külliyatta Mesne-i Nuriye'de çok var. Bütün külliyatta nokta, nükte, remza. Nokta meseleler. Mesela birisi anlatırken dedi ki, örnek ver dedi. Mesela bakın, 23. söz. Hasan abi insanı anlatıyor değil mi abi? İki mepas var. Birinci mepasta 5 nokta var. Dünyevi cihetini anlatıyor. İkinci mepasta 5 nükte var. Bu da manevi boyutunu anlatıyor. Yani sen böyle yaparsan değil mi? Böyle bir sultan olursun, ahirette bu kadar hasenat kazanırsın değil mi? Cenab-ı Hakk'a külli muhatap olursun. Remzde ince, derin mana boyutu yani. Şimdi bakın, biz bunu kendi halimizde bir oturtalım abi. Mesela bir işin içindesin, işler tıkırında. Nasıl müteveccüh olacaksın orada Allah? Veya işler iyi gitmiyor. Veya toplumsal bir olay var abi. Bakın şu muhatap olmayı, akli mi olacaksın, kalbi mi olacaksın? Ruhi mi olacaksın? Veyahut da aynı mesele hem akılla bak, evet, hem kalple bak, hem ruhi boyutla bak yani. Ama bakabilirsek abi bunu, peki nasıl yapacağız? Bakın şurada marifet nurlarına yetişip bakmak istiyorsan, evet akılla mesela Risale'de nokta dedik Mehmet abi. Mesela müşahıs olarak Risale ismi veriyorum abi. Mesela bakın. 22. söz. 22. söz, evet çok güzel. 20. mektup. Mesela daha müşahıs diyeyim abi.
33. söz. Evet. Bunlar Cenab-ı Hakk'ın marifet nurlarını anlatıyor. Peki bunlara yetişip bakmak için neyle müteveccüh olmak gerekiyor? Akılla müteveccüh olmak gerekiyor. Evet. Sonra Cenab-ı Hakk'ın ayet ve şahitlerin cilvelerinde, aynelerinde cilvelerini görmek için kalbi müteveccüh olmak gerekiyor. Bu Risale-i Nur'da kalbi olarak meselenin nükte kalbi boyutuna bakıyor abi. Bütün külliyattaki meseleler müşahhas olarak verirsek, müşahhas misal mesela 30. lemanın hepsi abi. 6 tane esma var ya, ismi Kuddüs. Mesela misal, buna bir örnek yapalım. Kuddüs ismine. Şöyle düşünelim abi. Kuddüs isminin cilvesini düşünelim. Şöyle bir ok çıkarayım. Mesela semavat, karalar, denizler, insanın cesedi, bir de insanın maneviyatı. Hüsnü Hazretleri Kuddüs isminin cillesini anlatırken 5 tane cilvesini söyle. Yani Kuddüs isminin tecellisi. Şöyle yapayım, onu da izah edelim abi. Tecelli var. Bir de cilve var. Tecelli ne demek? Kuddüs ismi tecelli ediyor. Peki nasıl tecelli ediyor? Semavatta, karalarda, denizlerde, insanın cesedinde, insanın maneviyatında cilvesi varmış. Yani cilve o. Tecelli. Şu an mazide de tecelli ediyordu. Halde de tecelli ediyor. Evet, buralarda. İstikbalde de kıyamet İlahir bu tecelli cilveleniyor yani. Şimdi ikinci bir Cenab-ı Hakk'ın tanıma bilme metodu varmış ki abi, bunun cilvelerini görmen gerekiyor. Bu enfüsü olur, şahsi ailevi bir mesele olur, toplumsal bir olay olur, külliyattaki bir mesele, müteveccüh olmak olur. Burada kalbi bakmak gerekiyor. Onun cilvesini görmek gerekiyor. Mesela 30. lema örnek verdik. Bakın bu şekilde okumak, mesela 4. şuaya müteveccüh olma usulüyle Mehmet abi, 22. söze müteveccüh olma usulü aynı değildir Hasan abi. Değildir yani. Mesela ben şimdi Adem dersi çalışıyorum. Yani ben Adem dersine çalışırken, mesela BK'ya çalışırken, yani böyle bir 22. söz gibi, 30. söz gibi değil mi? Böyle daha böyle bir kalbi ve ruhi müteveccüh olmam gerekiyor benim o meseleyi anlamak için yani. Bütün olaylarda, içinde bulunduğumuz hadisatta bu şeyi kendimize yerleştirip hem akli hem kalbi olarak bakmak gerekiyor. Bir de bürhanlar ve deliller gözenekleriyle, bu da üstünden geçen dedi, ruhi. Peki külliyatta bunun karşılığı ne? Remz değil ya abi. Meselenin remz demek ince derin mana boyutu yani remz. Şimdi peki bu külliyatta hangisi? Misal olarak söylüyoruz. 32. söz olabilir mi? 24. mektup. Mesela size yapayım. Şunu sileyim. Müşahhas olarak. Mesela 14. lemanın 2. makamı. Daha müşahhas. Çok müşahhas abi. 14. söz. Üstünden geçen dediği ruha bakıyor ya abi. Mesela Allah semavat ve arzı 6 günde yaratmış. Değil mi? Yani bu tamamen üstünden geçen. Şimdi bunları kabul edip etmemek diye gelen cümleler de abi şöyle bir noktaya nazar var. Şimdi senin üstünden geçen dediği ruha bakıyor. Evet, kalbine gelen dediği, evet, şu meseleler. Aklına görünen dediği, evet. Her bir nuru tenkit parmaklarıyla yoklama ve tereddüt eliyle tenkit etme. Sana ışıklanan bir nuru tutmak için elini uzatma. Belki gaflet esbabından tecerrüt et, onlara müteveccüh oldur. Bunların hepsinde abi şu önemliymiş. Gaflet esbabından tecerrüt, evet. Tenkit etmek, tenkit etmek, evet, bir de müteveccüh olmak. Şimdi
akli, kalbi, ruhi bir olay ve hasapta veya okumuş olduğunuz bir risalede, mütalada, evet, gaflet esbabından tecerrüt etmiş olacağız. O kalbimiz, ruhumuza gelen, kalbimize gelen, aklımıza gelen meseleyi hemen tenkit etmeyeceğiz. Bir de ona müteveccih olmak gerekiyor. Şimdi misal verelim. Mesela şurada dedik ki 14. söz, değil mi? Mesela 14. sözün başında Üsa Hazretleri bazı ayetler ve ehadisi şerifenin yüksek manalarına çıkılmadığı için tenkide uğramış. Ayetleri ve hadisleri izah ediyor. Mesela bir melek varmış, 40 bin başı varmış. 40 bin başında bu kadar dili varmış, 80 bin diyor. Bu kadar dilinde bu kadar tesbihatı varmış, değil mi? Yani insan bir an hafsalası almıyor değil mi abi? İşte bakın, bu meseleye sen akli bakamazsın. Bu mesele sana gelmiş, evet, ruhuna gelmiş, evet. Sen tenkit etmeyeceksin, gaflet esbabından tecerrütten müteveccih olacaksın o meseleye abi. O zaman o meseleyi tenkit etmiyor. Yani o mesele sana görünüyor yani. Şeyle biraz artık, berahin ve deliller var ya, evet. Onlar normalde aklın, bürhan ve delillerle yürümesi ya, şu akılla ruh acaba yeri mi değişmesi gerekiyor yoksa ben mi yanlış anlıyorum? Hani berahine deliller dedik ya abi, ruh evet. Dedik ona. Evet. Normalde akıl burhan ve delillerle ilerliyor ya abi. Tamam. Sıradan... Onun lafını değiştirebiliriz. Hani oradaki cümleye göre, ben sıralamaya göre yazdım. Yok, doğru. Tamam, doğru. Çünkü 3-2-1 diye şey yapmış da, hı-hı, tamam, o da olur. Şuraya berahin ve deliller. Evet. Bak mesela şimdi bu müteveccih oldu. Değil mi? Evet, buraya da. Biz yazdık da. Daha susmaz bu nasıl, hep müteveccih olur. Bak dikkat et. Haytlamayın ya. Yetişme. Fazla müteveccih olunca. Kaydın zıttı ihataymış. O zaman şöyle oldu. O 14. sözdeki o melek meselesi değil mi abi? Cenab-ı Hakk'ın semavat ve arzı yaratması. Bu senin ruhuna geliyor. Sen böyle büyük külli bir meseleye yetişip bakman için, evet, gaflet esbabından tecerrüt etmen gerekiyor, evet, tenkit etmemen gerekiyor, evet, müteveccih olman gerekiyor. O altları da değişecek mi? Yani evet. Yok, bunlar aynı abi. Denizden atlar mı? Ha, o zaman su oldu, öyle mi şey? Nur. Evet. Ha, evet. Nur marifeti de berahin ve delilleriyle mi oldu? Evet abi. Ha. Öbürküsü evet. Abi? O nur marifetine yetişmek ve bakmak. O da nur marifetine oldu. O isimleyecek nur marifetine. Öyle mi? Şurada yukarıda nur marifeti. O da sonunda nur marifeti ya. Tamam, dur. Şöyle silin. Tam o kadar mı da? Tamam. Ama su hava dur değişmedi. Şöyle abi değişmedi, evet. Nokta, atlaması, onlar da değişmedi. Yok, değişmiyor abi. Tamam. Sadece o ifade. Ben sıralamaya göre yazdım da. 1-2-3, 3-2-1 oluyor sonra da. O yüzden öyle oldu. Evet. Mesela misal abi, şuna bir misal verelim. Mesela bürhanlar ve deliller gözenekleriyle, evet, Cenab-ı Hakk'ı tanımak birlik. Hususen buraya yazdık. 33. söz. Mehmet abi. 33. sözde 33 tane pencere var. Değil mi? Her bir pencerede Allah'ın bürhanları, delilleri anlatılmış. Böyle. Akli olarak pencereler izah edilmiş. Mesela misal abi, üçüncü pencere değil mi? Mesela orada diyor ki bütün mahlukatın erzakları, değil mi? Silahları, talimleri, terhisleri, evet, hepsi farklıymış. Yani Cenab-ı Hak Osman abi bütün mahlukatın rızkını ihtiyaç anında vakti münasipte veriyor. Hiçbir mahluku şaşırmıyor. Bakın bu aklı, bürhanlar ve deliller ya abi. Eğer ya nasıl olur Cenab-ı Hak bu kadar mahlukatını hiç mi unutmuyor? Tenkit nazarıyla bakarsan sana olur gizden yana, kaçıyor yani. Eğer müteveccih olmadıysan, bir de gafletinde varsa, ya nasıl Cenab-ı Hak bütün mahlukatın rızıklarını, silahlarını, talimlerini, terhislerini değil mi? Nasıl yani karıştırmıyor, şaşırmıyor? Azrail'in gözünden kaçmış bir tane canlı var mı abi? Yok bak. İşte tenkit etmemek, evet, gafletten tecrüt etmek, evet, müteveccih olmakla su gibi bürhanlar. Benim kaynağım. Şimdi bunun abi hülasa olarak kendi alemimizde bunu oturtmak gerekiyor. Akli, kalbi ve ruhi. Abi meselelere müteveccih olmak. Gaflet esbabından tecerrüt etmek gerekiyor.
tenkit etmemek gerekiyor, müteveccih olmak gerekiyor. Bu Risale'nin okumada, müzakerede, mütalada abi bir yeri anlamadan bunu ve toplumsal olaylarda enfüse afaki bunu kendimize yerleştirmemiz gerekiyor bu usulü yani. Eğer böyle olursa o zaman dersin başına geliyoruz. Zühre Risalesi'nin başına. Ben bunu oturttum ya Mehmet abi. Evet. O zaman sen de her zaman oturttuğun için seyahati kalbi olur. Evet. İnkişafat ruhi olur. Evet. Harekatı fikri olur yani. Bir şey söyleyebilir miyim? Evet. Abdülkadir Geylani Hazretleri dönüp yaptığı bir yanlış düzeltmiş değil mi Hasan abi? Ayaklarını sanırım kıbleye karşı ters çevirmiş. Bu da acaba o benzerlikte bir şey mi? Yani yeni sayıdın eski sayıda hitabı kendini bir mana düzeltmesi gibi bir şey mi acaba? Neden hitap, nasıl hitap eder, ne için hitap eder ki? Hangisi abi? Sen bir şey olmadın, müteveccih olamıyorsun bana. Yok ben oldum sen de. Neye yani? Neyse, cevabı içerisinde şu an. Abi, orada Müşemmeş dedi ya abi. Evet. Orada ondan önceki yerde Eyüp Sultan'da kalıyor üstadımız. Orada Abdülkadir Geylani Hazretleri'ne yöneliyor, İmam-ı Rabbani'ye yöneliyor, başka tergatlara yöneliyor. Bakıyor ki ya ona geçse o olmuyor, ona geçse o olmuyor. Ondan sonra tevhid-i kıblet diye ikaz aldıktan sonra karışıklık gidiyor, evet, oturuyor. Kur'an-ı Hakim'e yöneliyor. Ondan sonra o müşevveşiyet geliyor yani. Evet. Kur'an'ı rehber edindiği için o müşevveşiyeti dağıtıyor yani. Senin dediğin yok, hayır ben onu demek istemedim. Abi onun direkt sade yeri var. Okuyayım mı? Şey direkt tam sorunun cevabı. Sen ne dersin? Diyor ki, hem iman, geçmiş ve gelecek zamana nüfuz edemeyen o cüz-i ihtiyarinin dizginini cismin elinden alıp kalbe ve ruha teslim eder. Ruh ve kalbin daire-i hayatı ise cisim gibi hazır zamana münhasır olmadığından pek çok seneler maziden, pek çok seneler istikbalden daire-i hayatına dahil olduğundan o cüz-i ihtiyari cüz'iyetten çıkıp külliyet kesbeder. Zaman-ı mazinin en derin derelerine kuvvet-i iman ile girebildiği ve hüzünlerin zulmetlerini def edebildiği gibi. Tamam işte aynı benim söylediğim şeyi söylüyorum. Nur-u iman ile istikbalin en uzak dağlarına kadar çıkar, korkuları izale eder. Yani geçmişe dönüp kusurunu uzatır. Abdülkadir Geylani Hazretleri geçmişte yapmış olduğu bir hatayı dönüp düzeltebiliyor ya. Evet. Hangi boyutta yapıyorsa bunu. Tamam abi. Üstad da eski sayıdın, yeni sayıdın, eski sayıda hitabı eskideki acaba şeylerini düzeltmek midir acaba? Yani ben hiç alakası yok. Yapma. Sen sudan bahsediyorsun, sudan. Hiç alakası yok. Ne de peki bu hitabın şeyi nedir? Niye öyle bir hitap var burada? Bize mi bir şey söylemek istiyorsun? Nedir bu? Ne demek bu? Ben anlamıyorum. Ben mi yanlış konuşuyorum? Ben İngilizce mi konuştum? Yok yok, sen çok yabancı konuşuyorsun. Niye istiyordun? Ya o Kamil Ertemiz'in de abi şöyle ki, yapmış olduğu hareketi yanlış görmüş, düzeltmiş, seviyesi varmış. Üstad Hazretleri de kendine hitap ederek, yani neye göre? Eski ve yeniyi kıyas ederek bu cümleleri söylüyor yani. Yani eskinin yeniye göre yanlış olduğunu, eksik olduğunu, yanlış demeyelim de eksik diyelim yani. Yani nakıs olduğunu, yeni sayılıyor. Geniş yorumlarsan dediğin doğru. Yani bir insanın terakkisi neticesinde eski şeylerini dönüp bahsedip yapması, eğer sen onu yorumlayıp işte geçmişte düzeltmesi gibi dersen biraz geniş yorumlamak olur. Evet. Ama aynısı mı? Herhalde çok da aynısı değil. Evet. Yani işte o başka bir sistemi kullanıyor. Bunu geçmiş hata değil aslında. Geçmişi hata yok, değil. Yok burada eksik terakki abi. Yani yanlış değil. Bir durum değil. Gafur abi eksik yani. Tam ama, yeni, ama neye göre eksik? İşte yani. Ahmet'e Mehmet'e göre değil. Tabii yeni sayıda göre yani. Bir de fikrin makamı farklı, mesela kalbin farklı, ruhun farklı yani onlar sanki. Şimdi ben müşahede ettim ki marifetullahın şahitleri, bürhanları üç çeşittir. Bir kısmı su gibidir. Görünür, hissedilir. Lakin parmaklarla tutulmaz. Bu kısımda hayalattan tecerrüt etmek, külliyetle ona dalmak gerekti. Bak buraya yazdım ben abi. Tenkit parmaklarla tecessüs edilmez, edilse akar. Kaçar, o ab-ı hayat parmağı mekan iptal etmez. Yani Allah'ı tanımanın bir çeşidi varmış ki, evet, hayalden tecerrüt etmek, külliyetle ona dalmak gerekiyormuş abi. Peki hayalden tecerrüt edip külliyetle dalmak, misal, mesela yazdık. Diyor ki, bütün marifetin erzakları, silahları, talimleri, terhisleri. Yani bir mesele oluyor, senin içinde bunun olay ve hadise,
Sen külliye bakman gerekiyor. Mesela ne olmuş Cenab-ı Hak bir tavuğun rızkını veriyor derken bu cüziyat değil mi? Ne olmuş yani birkaç insana rızkını veriyor bak cüy. Ama bütün mahlukatın dediği zaman bir kısım marifet-i ilahi devleri varmış ki böyle. İçinde bulunduğumuz olay ve hadisatta veya okumuş olduğumuz risalelerin bir kısmına külliyetle bakmak gerekiyormuş abi. Sadece lügatıyla bakarsan veyahut da bir zaman mekanla kayıtlarsan o hadiseyi o zaman sen orada Allah'ı tanıyamazsın. Hani böyle yani ne olmuş Cenab-ı Hak bir tavuğun rızkını veriyor değil mi? Buğdayını veriyor, solucanını veriyor. Olur o zaman. Ne olmuş yani bir efendim mağlukatı terhis ettiyse ona bir şey öğrettiyse oluyor değil mi? Bu kısım delillere evet şurası hayaletten tecerrüt etmek külliyetle ona dalmak gerek. Hayaletten tecerrüt nasıl oluyor? Hayalden tecerrüt nasıl yapılabilir mesela? Evet Hasan abi. Hayalden tecerrüt etmem mi? Abi şöyle. Şey onu serbest. Demek ki herkes su gibi dinlerken sen hava gibi atılıyorsun şimdi. Abi hayal. Hayalden tecerrüt etmek hani serbest bölge vardı ya abi. Oraya sen malzeme veriyordun. Her türlü malzeme geliyordu ya. Mesela bu marifeti ilahiyenin dışında. Mesela şu anda bu sosyal medya dedikleri değil mi? Bir sürü böyle tırıvırı şeyler oluyor ya abi. Onları sen hayaline böyle videolar şeyler koydukça senin hayalin bozuluyor yani. Ama Üstad Hazretleri kendisi için onu söylüyor. Mesela Üstad Hazretleri'nde böyle bir şey yok yani. Yani bizim alemimizde doğru da. Ama Üstad Hazretleri hayalden tecerrüt diyor. Üstadın aleminde zaten böyle bir şey yok. Evet. Mesela bize bakan boyut abi. Evet. Onu söyleyeyim yani. Hayalden tecerrüt edeceğiz. Yani hayalimize müsbet manada veri vermek gerekiyor. Tamam. Mesela üstadımızın böyle gayrimünteşeri... Bak şöyle bir şey olabilir. Şimdi bu önemli olduğu için şartıyor. Tamam. Kusura bak. Ben teneffüs ettim. Tamam abi. Üstad Hazretleri diyor ki mesela 20. 21. lemada yıkanıyor, kefenlerini kabre konuyor. O hayalen diyor. Hayalen tecerrüt edeceğiz ya. Bizim mesleğimiz diyor, hakikat olduğu için hakikatin buna ihtiyacımız yok diyor. Yani ustadın hayalden tecerrüt nakıs bir mertebedir. Yani tasavvuf kendisini ihlaslı olması için bir yöntem bulmuş. Ne yapmış? O günaha doğru sevk eden şeyler, saikler var yani tabiatında, insan tabiatında var. Kim olursa o, peygamberde de var. Bu ne yapıyor? Tarikat şöyle bir yöntem bulmuş. Hayalen yıkanıyor, hayalen. Kefenleniyor hayalen, kabri giriyor hayalen. Üstad diyor ki hayır diyor, bizim mesleğimiz hakikat olduğu için bu hayal olmaz. Bu tür şeyleri geçici olan, durduran, hazır zamana bakan bir yöntemdir. Hayal onun, çünkü hayal hayal değil. Hayal ettiğimiz bir şeye bürünüyoruz, oluyoruz. Şimdi o mezar olduğunu, tabiat gidiyor, tırsıyor yani, korkuyor. Ama bunun tesiri kısadır. Oraya yaşayacak kadar. Bizim isteğimiz hakikattır diyor. Üstad bu hayalattan tecrüt edip hakikat mesleğine gir. O zaman fikir hayalden daha üstün bir yol. Fikren gibi. Mesela tahayyül aşağılarda. Düşünce, şeyler, tasavvurda, fikir ise tahakkulde. Evet. Yani ta diyor, yani kısacası serbest bölgenin tahayyülden çık, tasavvurdan da çık, tahakkulde fikir. Fikir yoldur, hakikat yoludur. Biz diyor hakikat mesleğindeniz diyor. Yani öbür hayalde kalmak serbest bölge olduğu için orada kontrol edilebilir. Çok zor. Olmadığından surette kalıyorsun. Tasdik ve tahakkule geçerek surette hakikata kontrol edilebilir sahaya geçmiş oluyor. Tecrüt de şey yapmak anlamına değil. Yani bak şimdi tecrüt de yüzü çevirmek. O sitelere girmemek. Öyle değil. Yani. O çok o telkin de dışında başka bir şey söyleyeceğim de. Hakikaten girmeyi falan ama ne bileyim bizim yanımızda girmezsin. Girmem de falan şöyle. Fakat buna inanmak yani. Bunun hakikatını, niyesini, cevabını bulmak. Ben niye girmeyeyim? Biraz onunla meşgul olmak. Yani günaha karşı
direnmektense... O, mesela o dediğiniz taakkul belki tasdik. Mesela şu konuştuğunuz ifade... İşte o. O tefekkür etmek yani. Tefekkür. Meyilli olmaması değil mi? Ya meyilli değil, olmaması değil abi. Meyilli kaldıramazsınız. Ben bunlarla çok meşgul olduğum halde örneğin bilgisayara atsalar beni, şey yapsalar. Ne bileyim, götürür mü bilmiyorum ama yalan olmaz. Abi içeride bir laf dediniz de, hani sen malzeme bıraktığın sürece ondan kurtulamazsın. Çok eline malzeme vermezsen o tutunamaz, gider. Gider. Bu mesela benim... fikrimi çok etkiledi yani. Şimdi ben mesela neden bakmayacağım? Yani ona ben baktıkça malzeme veriyorum. Şu anda işte bu evet. Hayalde... O beni çok etkiledi mesela. Bu etkinin yani. Hakikat olduğu evet. için. Bu işte. Fiiliyle bak, sorunun cevabını sen evet, verdin. Evet. Çünkü bunun niçinini dolduralım. Yani bunun da söylediği var ya, antikaydı. Hangisi abi? Bununla alakalı burada. Hakikat mesleğidir. Zahirde mesela senin söylediğin çok güzel. Ustadın hayali böyle değil. Günah yok ki. Hayal da nasıl tecerrüt edecek? Hayal da bir esmaların mertebesidir. Bu meratib esmadır. Tamam mı? Bu da esmadır. Evet, ama çok tehlikeli bir zemin orası. Yani kaygan bir serbest bölge, Murat'ın dediği gibi. Orada yani kontrol zor. Ama o kadar da insana şey yapmıyor. Hakikat ise taakkuldedir, fikirdir. Niçinini dolduracaksın? Esma'ya mazhariyet gerekiyor. Mesela ustadın irade, ihtiyarına ne vardı ki? İhtiyarına da vazgeçtim. Yani ustad günah mı işliyordu ihtiyarıyla? Nakıstır, onu tutuyor, aşağıya çekiyor. Hayal devamlı mekana çeker. Çünkü hayal mekanın simgesidir bizde. Yani bana bir şeyi hayal edin, mekansız olsun. Bir şey düşünüyorsunuz, o mekandır. Şeyi hayal ediyorsunuz, o mekandır. Adamı, kadını, parayı mekandır. Hapsediyor yani. E tabi ama hakikat ise, hakikat mesleği böyle değil. Yani onu Üstad Rabıta-i Mevte öyle söylüyordu, Adin Tarif ilmesinde. Ama hayal dersinde hani dinlediyseniz veya şeyse, hayali Üstad çok fazla kullanmış. Evet. Hayale Ceziretül Arab'a gidelim. İşte yani aslında hayali kullanmak da başka bir metot. Hani evet, bilmiş üzerine. Kullanmayalım, kullanabilirim. Hayal sinema gibi anada değil. Aynen. Ama mesela Üstad artık hani onun niye olduğunu bilmiyorum. Rahatsızdaki şeyler için hayaller orada tahayyülü kullanma diyor. Hayalde yapma diyor. Gel akıl mesleğine, bizim mesleğime uymaz diyor. Surette kalma, hakikat tarafı. Zaten Ceziretül Arab'a hayale gideriz. Neyle gideriz? Arabayla gideriz. Ama giden benim, uçak ayrı bir şey. Uçak hayal, binen biziz. Gene orada hakikati bindiriyor hayale. Ha, tabii, he. Tarkulü de alıyor bir yandan. Bir tabii. Eğer Ceziretül Arab'a gideriz. Neyle? Uçakla gidelim, trenle gidelim, hayale gidelim, hayale biz binmişiz. Kim o biz olan? Hakikat. Ama orada, mesela hayal kullanmayan akıl şu anda orada, dursa çok o da olmuyor. Bir şey yaramıyor ki. Orada şey orada. Diyor ya. Bu, şey, mekansız, şekilsiz, hakikatle ne olacak? Diyor ya, benim zatı vazife başında görelim diyor ya. Burada mesela aklına görülsün diyor. Akıl aklına görülsün. O diyor ya, hani bizzat diyor ben o ayetin diyor harika... söylenen sefahadaki... Göremedim. Göremedim. Vallahi sadece... o ayet var ya, o ayet. O ayet var ya, ona bak bam telime geldi. Ben diyor bu ayetin bu şeyini, harika belagat dediler, belagatı göremedim. Bu neyi çözüyor biliyor musun? Onlar hakkında birkaç tane psikoloji dersi yap. Bir parçasını söyleyeceğim. Bir şeyi, mesela o ayetin hakikatini göremiyorsun. Harika belagatını göremiyorsun. O sebebi nüzulunu bilmezsen, kim, kime, nerede, niçin demiş, yapmış bilmezsen, onu şey aleminde taşınmaz o. O da diyor git o zamana diyor. Git hayalen o zamana. Hayalen diyor. Git o zamana. Tamam mesela çocuğuna şey nasihat edeceksin. Kızım, oğlum okulda şöyle böyle. Ya peki çocuk ol, hayalen geçmişine git. Uygulanabilir şeyleri söyle. Uçuk şeyleri söylemezsen unutma çocukluğunu. Mesela diyorlar ki ya bu çocuklara fazla, ben biraz fazla seviyorum. Ben şey yapıyorum. Ya ben çocuğum, bana yapılan muameleyi unutmuyorum. Adam beni tutuyordu, minibüse atıyordu üstüne. Yani seviyordu. Üste koyuyordu. Ve ölmüş. Namazı da yoktu pek. Her şey yaptıkça, burada da anıyorum bak. Rahmet okuyorum. Böyle bir şefkat. Niye? Severdi, cebimize bir şey koyardı. Ha şimdi bu beni unutmayacak. Bu yakında anne olacak. Bu çocuk erkek, baba olacak, dayı olacak, amca olacak. Öyle bakalım. Ha sebebi... O ayetin harika dedilen belagatını göremiyorum. Niye göremiyorsun? Bu zamanla bakıyorsun. Bu zamanda ne var ya? Her şey tesbih ediyormuş.
Yani Elçin cep tarafından konuşuyormuş. Hayır, 1400 sene önce demir konuşur denilir mi? He? Sadat denilir mi ya 1400 sene denilemez önce? Denilemez ya, kesinlikle denilemez. Bu denilebilir mi? Denilebilir bir şey mi ya? Onu dinleyen muhatabı düşünüyorum, onun durumuna felaket. Yani demir konuşacak diyor. Çok doğrusu felaket. Çünkü sahabeyi çok zor duruma sokmuş. Demiri bildiği kılıç, demiri bildiği zırh. Ne bileyim ya, sığırı bağladığı şey. O bu konuşacak diyor. Adama dayattı duvara ya. E gafır. Evet abi, kesinlikle haklısın. Öyle değil mi? Şimdi o sahabeyi hayal eder misin ya? Ben sana diyorum ki şu demlik beni tanıyor. Ben gidiyorum ama bak yaramazlık yapma, sana şey yapar. O kadar da değil. Yani desen zor değil mi senin için? Zor, tabii. Bir tarafta peygamber, bir tarafta demlik. Nasıl? Peygamberi reddedemem, imanım gidiyor. Demliği de kabul edemem, konuşamaz. Ben gidiyorum, Allah konuş desem ne olur? Gibi ya, demir konuşmadıkça kıyamet kopmaz diyor. Evet. Şaka gibi abi. Bir kısım hepsi olduğu için. Tamam, Allah razı olsun. Şimdi bir kısım marifet ilahinin delilleri varmış ki külli bakmak gerekiyormuş. Yani o ayette örnek verdi. Sadece bu zamandan bakarsan böyle geniş bakmak gerekiyor. İçinde bulunduğumuz olay ve hadisatta ve okuduğumuz risalelerde sadece bir zamanla bir mekanla kayıtlamamak, tenkit etmemek, külli bakmak gerekiyormuş abi. Tenkit bak, tenkit. Evet. Her şeyde kullanacağız. Kullanmamız lazım. Evet, tenkit etmemek yani. Evet. İkincisi de hava gibidir, hissedilir. Fakat ne görünür ne de tutulur. Ona karşı sen yüzün, ağzın, ruhunla o rahmet nesimine, havasına karşı teveccüh, kendini mukabil tut, tenkit elini uzatma, tutamazsın. Şimdi bunun müşahhas örnekleri mesela 30. levhadayım. Mesela melekler meselesi. Burada bir kısım Allah'ın delilleri varmış ki tanımak, bilmek noktasında. Evet, cilvelerini görmek, ayet ve şahitlerin aynalarında ne yapmak gerekiyormuş? Teveccüh olmak, teveccüh etmek, kendini mukabil tutmak, tenkit elini uzatmamak abi. Kendini mukabil tutmak. Mesela melekler meselesi, ruhaniyet meselesi değil mi? Haşir meselesi. Buna kendini mukabil tutmak gerekiyor yani. Müteveccüh olmak gerekiyor o meselelere abi. Çok tuhaf değil mi? Çalıştığım için söylüyorum. Evet. Tenkit etme demiyor da, tenkit elini diyor. Evet, uzatma. Tenkit ağzını, tenkit lisanını kullanma demiyor da, tenkit elini. Tenkiti başka bir yerde kullanıyor. Dili kulağını mı diyor? İhlas sayesinde. He, tenkit elini. Tenkit elini diyor. Farkında mısınız? Evet, evet. Tereddüt parmağı. Mesela abi misal evet. olarak söylüyorum. Külliyatta bu sınıfa giren, mesela misal diyelim ki emrin ismi, emri itibari var ya, veya ruhun mecul tarafı var. Herkes buna tenkit nazarıyla baktığı için anlayan çok az yani. Çok insan bilmiyor bile yani. Hani biz şimdi aşina olduğumuz için başkası bilmiyor bile. Öyle bir varmış yokmuş, öyle bir şey mi oluyor yani, sen bir izah etmeye kalksan. Senin dimağında olan, kısmen de uyguladığın o eneyi nisbi itibari vaydi kıyasıyla adamın dünyasında, rüyasında yok. Evet. Çünkü neden tenkit eli diyor yani? Bak bak, mukabil olmamış, müteveccüh etmemiş kendini abi, tenkit elini uzatıyor. Çünkü neden? Bu mesele kalbi bir mesele ya. Bu mesele bu şekilde bakıyor yani. Bürhan delil arıyor zahirde. Halbuki neymiş? Evet, okuduk. Diyor ki hissedilir fakat ne görünür ne de tutulur. Görünen bunlardır. Bak Hasan abi. Bunlar görünmüyor ki. Evet. Hissedilir. Evet. Ne görünür ne de tutulur. Adamın aklı neredeyse tabiriyenin gözü olmuş değil mi? Gözüyle görmediği şeyi cemaatlerin içinde olduğu halde kabul etmiyor. Niye? Çünkü bakın Allah'a müteveccüh olmayı bilmiyor. Allah'ı tanımayı bilmiyor bu yani. Mukabil tutamıyor kendini hakikate. Öyle olmayınca o zaman abi, kabul etmiyor, tenkit ediyor yani. Hislerle görüldüğünden mi tutulmaz eli yok yani? Hislerle görüldüğünden mi? Evet abi. Burada bir de ağzın sayılmış abi. Ağzın mı? Tabii ki. Ağzını, boğazını mı? Evet abi, bu şimdi kalbi olduğu için o da bir teşbih yapılmış. Kalp noktasını o zaman ağzınla, şeyle, yüzünle dima ve vicdan alabiliriz. Yani öyle bir teşbih için doldurmak gerekiyor. Yani sen dimağınla, değil mi? Vicdanınla müteveccüh olacağımız meseleler var. Evet. Kendini mukabil tutman, tenkit elini uzatmaman. Bu tarz abi Allah'ı tanımanın bir usulü böyleymiş. Tenkit etmeyeceğiz.
Bir kısım Allah'ı tanımanın şartı diyelim ki neymiş? Kendini mukabil tutmak. Mesela güneş var. Ben şimdi aynayı ters çevirdim. Bunda güneş olmaz ki yani. Mukabil tutarsam güneş olur. Şimdi bir kısım Allah'ın delilleri marifet noktasında böyleymiş. Sana bir vazife. Şimdi hepimiz veriyoruz. Okuduğumuz kitapta evet abi. Hepimizin adına ver. Tenkidi bir ders yapacaksın. Tamam abi. Şu soruyu da soruyorum, içine koyuyorum. İnsan niçin tenkide ihtiyaç duyar ki? Bu asırda herkes geveze olmuş. Tenkit ediyor takdire göre. Takdir bir defa ediyorsa 100 defa tenkit ediyor. Eşini, kendisini, hizmetini, abisini, hocasını, şeyhini hep tenkit var. Mesela bana hatırıma gelen bir, bu usulü bilmemek. Yani kalp ve ruh noktasında mütevecci olmak gerekirken böyle mütevecci oluyor. İtiraz ediyor, tenkit ediyor yani. Yok bu böyle değildir, o şöyle böyle. Evet. İkincisi de bu ihlas risalesinde, ikinci düsturunda fazilet fuluşluk. Evet. Bu hizmeti Kur'an'da bulunan kardeşlerin tenkit etmemek. Abi. Tamam da tenkiti umurunu kullanıyorsun. Şimdi gelen cümlede söylüyor abi. Kendisi nedir? Evet. Nasıl bir insanın bir eli diğer eline rekabet etmez? Bak eli eline rekabet, eylem bu. Bir gözü gözünü tenkit etmez. Dili kulağına itiraz etmez. Kalp ruhun aybını görmez. Peki tatbik edelim şimdi. Evet. Nasıl insanın bir eli diğer eline rekabet etmez? O zaman rekabeti kim eder abi? Eşit olanlar rekabet eder. Normalde bu eline bu eline rekabet eder mi? Etmez. Demek ki bir eşitlik varsa rekabet cemaat içinde ondan kaynaklanıyor. Evet. Bir gözü bir gözünü tenkit etmez. Peki kim tenkit ediyor? Farklı görenler tenkit ediyor. Mesela iki göz var aynı, ama bir aynı, görüyorsun. Aynı aklına. Gayede yürüyenler birbirini tenkit etmez belki de. Şimdi iki el bir iş yapacak ya. İkisi aynı gayeye uzandığı için birbirini tenkit etmez. Farklı eller desek daha iyi olmaz mı? Şöyle bakın. Bir gözü bir gözünü tenkit. Mesela gözle anlatıyor. Yani bu mesela ben bir mesele düşünüyorum. Bir görüyorum. Sen de farklı görüyorsun. O zaman hizmete talip eden bir mesele farklı görünce bu tenkide sebebiyet yarmış. Benim seni veya senin beni yani. Görmekle alakalı yani. Görmek diyor çünkü yani. Evet. Sonra diğer el diğerle rekabet etmez. Bu niye rekabet etmiyor? Çünkü ikisi de vazife yapıyor. O zaman tatbik ettiğimiz zaman birbirine efendim yakın kimseler rekabet eder yani. Mesela diyelim ki hizmette 30 yaşındaki birisiyle 60 yaşındaki birisi rekabet eder mi? Etmez. Ama 50 yaşındaki birisiyle değil mi? Ona yakın birisi rekabet eder. Evet. Başka? Dili kulağına itiraz etmez. Dili kulağına itiraz etmez. Ne demek? Yani ders anlatan kimse, dinleyen kimseye itiraz eder mi? Ya Osman abi sen ne biçim ders dinliyorsun ya? Böyle ders dinledin mi hiç ya? Der mi hiç ders yapan kimse? Demez. Demez yani. Dili kulağına, dili kulağına. Evet. Çünkü bir benzetme yapılmış. Yani ben yanlış duydum bir şey diyelim. Ama kulağımı tenkit etmeden hemen dilimle duyduğuma cevap veriyorum evet. Mesela. Yani demiyorum kulağımdan gelen yanlıştır. Evet. Ya da yanlış. Kalp, evet. Kalp ruhun ayıbını görmez. Bu ne demek? Kalp, maneviyat kalpte oluyor ya iman. Diyelim ki ben hakikaten ehli kemal bir insanım. Değil mi? Birisinin yanlışını, kusurunu gördüm. Bizim meslekte. Ne yapmam lazım ehli kemalim? Hemen örterim onu. Değil mi? Bak kalp ruhun ayıbını gör. Niye onun ayıbını göreyim? Madem maneviyat ehli imanım var değil mi? Hemen kapatırım yani. O zaman şimdi bu dört taneyi toparlarsak tenkidin sebebi bu abi. Yani kim tenkit ediyor? Kim rekabet ediyor? Evet. Kim birbirleriyle uğraşıyor, itiraz ediyor? Bu manalar oluyor o zaman. Yani o zaman şu meseleye tatbik ettiğimiz zaman buradaki meselelere her olaya aynı şekilde bakarsan marifeti ilahiyeden kalbine gelen, ruhuna gelen şeyleri sen kabul etmez. Hep aynı bakıyorsun çünkü abi. Öyle değil mi? Birisi sana bir şey anlatıyor mesela. Demin şey geldi ya abi, bir abi. Ben de hiçbir şey anlamadım dedi yani. E niye hiçbir şey anlamadı? Değil mi? Hemen böyle şey yapıyor ya, bu nasıl? Görmemiş yani. Halbuki burada mana mertebesi anlatılıyor yani. Değil mi? Bak hemen tenkit ediyor. Hani buradaki misallerle... O haklı... Evet, o haklı kendi çapında. Ne haklı? Çünkü sen böyle kampa getiriyorsun. Abi dedi ki ben gelip bir selam vereyim abilere, kardeşlere. Evet. O kadar yoldan gelmişler diye. Yani buraya biz anons bile yapmıyoruz ki nailler girmesin, zarar görür diye. Evet. Sen şimdi gitmişsin daha... Dedi bir selam vereyim ben diye. Ben de gel dedim selam ver. İşte
takillatı bitirmemiş lügat sorunu olanı böyle enfusi değil, kampa getiriyorsun bir de. Doğru abi. Hasan abi, tenkit şey olabilir mi? Zannın eyleme çıkmış hali. Yani bunun altı çok da olacak, çok harikada da dersten çıkar. Tamam, ona şey yapalım ya abi. Mesela bir insan da kendisinden misal veriyor orada. Mesela el bir kişiyi kabul ediyor. Murat iki kişiyi izah etti. O sonraki iş. Orada anlattı, eli, sağ el, sol el. Ama iş yapıyor. Hani sağın bakar mısın, diş yüzü bu tarafa bakıyor. Ama sol elimin içi bu tarafa, sağ elimin tersine bakıyor. Ama birbirine rekabet etmiyor. Eylemdedir bu. Yani bu nurcuların veya hizmet eden din cemaatların ve cemaat içinde olan kişilerin tenkit ederken neyi tenkit ediyorsa seviyesini gösteriyor. Ettiği şey onun seviyesi. Seviyesini gösteriyor. Hangi makamdadır? Mesela bir seviye ki eylemdedir. Eli anlatıyor. Adam neyi konuşuyor? Neydi? Fiildekileri. Göz gözü deyince bakış tarzı var ya. Yani hizmetteki bakış tarzı, o adamın seviyesi, o fiil değil, hizmetin seyrini görüyor, görmüyor. Öyle görüyor, şaşı görüyor mesela. Ondan sonra diyor ki, kulağı diliyle kulağına şey yapıyor. Bu adam ders yapma makamında. İkileri anlatıyor. Öyle kamil bir insan ki, kalbi ruhu içi imtizaç edemezse, çelişirse ne yapar böyle? Bu aslında ihlası anlatıyor. Bir insanda niye etmiyorlar eli göz gözü etmiyor? Çünkü aynı merkeze bağlılar. Biz de bir şahs-ı maneviye bağlı olursak, sen bir el olursun, ben bir el olurum. Murat bir göz olur, Gafur bir ikinci göz olur. Yani buradan küçük cüziyetten külliyete kuş yapacaksın. Biz şahs-ı manevinin azalar hükmündeyiz diyor ya. İlk önce kendinden şunu, niye bu ele yardım ediyor? Bana ne kaldır sen işte demiyor. Aynı hiç hatırımıza bile gelmez. Çünkü aynı merkezde olduğun için. Bir bu var. Burada bir de tenkit edenlerin tenkitini bir bakın bakalım. Fiilde mi ediyor? Bakış tarzında mı ediyor? Veya fikirde mi? Yani mesela ders yapıyor. Yani konuşuyor dili, ötekisi dinliyor. Hani hangisi, bunun seviyesi, mesela diyelim ki benim dersi, misal, şöyle sif eylemde olan Nurcu kardeşimiz koşturuyor, bina yapıyor falan, himmette bulunuyor, fazla karışmıyor işte, işi var, başı var. Benim derse fikir yürütemez. Çünkü alternatifi yok. Ancak ben de eylem yaparsam, ben de fabrikatör, ben de yardım edersem o zaman o el ele olur. Ama bir de böyle değil, yani maddi şey değil de, yani yön veriyor yani. Bak arkadaşlar, göz basar, göz gözü tenkit etmez hani. O görür görmez, uzağı yakını görür, miyoptur. Bir de ders yapma makamına geliyor, üçüncü mertebe, bu yüksek bir mertebe. Ötekisi dinliyor. Yani ders seviyelerin, ders yapanlar arasında olur. Diliyle kulak ders yapanlar arasında olur bu. Yani ders yapanlar arasında el ele olmaz. Fiilde tenkit olmaz onlarda. Fikirde olur. Hani var ya, küçük insanlar kişileri düşünür ve çıkamaz kişilerden. Kişileri konuşur. Orta insanlar fikirleri konuşur. Büyük kafalar ise fikirleri, davaları konuşur. Mesela şöyle dedi, niye dedi falan. Bunlar kişilerde kalır. O mezarlık olur. Peki bu ne işimize yarayacak bu laf? Böyle bir laf demiş. Bu bize şunu kazandırıyor. Ben kimi tenkit ediyorum? Ha benim seviyem şu. Kendi tenkit ederken aslında kişiliğini, kimliğini, seviyesini gösteriyor. Neyi tenkit ediyor? Ya böyle ders olmaz. Ha ders yapma makamlarında. Ya öyle binalar mı olur ya? Orada bir şey olur mu ya? Böyle yardım etmiyorlar falan. Ha bu en makamında. Veya ya buralarda sevgi dersi, dershane şey yapılır mı, nerede kuralım, nasıl yapalım, organize ediyor falan adam böyle. Bu göz makamında yani ben şey için söylüyorum, öyle bir derslerimiz olsun ki, eylemde olsun, tamam mı?
bu asırda takdire nispeten tenkit çok. Tenkit. Niye insan tenkite kayar? O zaman tenkidin simgeselliği insanda nerededir? Göz gözü değil mi? Göz, gözü tenkit etmez. Başka yerde de var da. Burada da söyledi. Şimdi abi buradaki ikinci kısım delillerde kendini mukabil tutmak, evet, teveccüh etmek, tenkit elini uzatmamakla beraber sen kendini mukabil tutmuş olduğun noktada Cenab-ı Hakk'ın böyle ayet ve şahitlerini gösteren cilvelerini görüyorsun. Üçüncü bir kısım var ki nur gibidir. Görünür fakat ne hissedilir ne de tutulur. Öyleyse sen kalbinin gözüyle, ruhunun nazarıyla kendini ona mukabil tut ve gözünü ona tevcih et, bekle. Belki kendi kendine gelir. Bu üçüncü kısım marifet-i ilahinin delilleri de böyle sen kendini ona mukabil tutuyorsun, bekliyorsun, belki kendi kendine gelir. Mesela Hüsnü Hazretleri'nin ifadesiyle abi, mesela çok Risale'nin ekser meseleleri namaz tesbihatında inkişaf etmiş abi. Mesela Hüsnü Hazretleri müteveccüh olmuş, bekliyor ki o mesele açılsın yani. Şimdi bizim içinde bulunduğumuz sebeplerde, olay ve hasratta, toplumsal olaylarda okumuş olduğumuz risalelerde abi, müteveccüh olmakla beraber o hakikatin bize açılmasını bekleyeceğiz yani. Evet, ben okuyorum anlamıyorum. Bekleyeceksin yani. Bakın risalede zamanla anlaşılacak mana var. Müzakere mütalaayla bilinecek mana var, değil mi? Okunmakla bilinecek mana var. Ben mesela ilk dershaneye geldim. Hiç layıkalar anlamıyordum. Ya ben niye anlamıyorum? Halbuki İman-ı Bayezid'i kendi çapımda anlıyorum. Her sonra anladım ki onları anlamak için zaman lazım. Mesela şimdi ihlasın, uhuvvetin, tesanüdün, değil mi? Gayretin, samimiyetin ne olduğunu 10 sene geçtikten sonra ben anladım yani abi. İşte bir kısım marifet-i ilahiyenin delilleri varmış ki, evet, sen müteveccüh oluyorsun, bekliyorsun, kendi kendine gelecekmiş. Peki niye hemen gelmiyor? Zemin yok sende yani. Zemin olacak, bekleyeceksin, gelecek yani. Mesela Miraç meselesi, değil mi? 14. sözde anlatılan semavat ve arzın 6 günde yaratılması, meleklerin, değil mi? 40 bin başlı, 40 bin dili olması. Kendi kendini şöyle yapacak. Mesela şu dağın karşıdaki dağ, oradan su akıyor. Kalk yap, yani yol yap, artık gelir kendine. Şimdi bu dediğin gibi, ya bu kendi kendine gelirken bu koydun, soruyu sordun, bıraktım, öyle değil. Araba sürerken, yürürken, evet, abdest alırken, düşün onu. Düşün ona yol yapmak demektir, düşünmek. Deşmektir diyor. Deşmektir. Hani o nasıl gelecek? Düşün, düşün, düşün. Yani, tevcih etmekte zaten abi hani o maddi noktadaki Cenab-ı Hakk'ın nimet-i ilahiyeline sebep olan, değil mi? Keşfiyata, keşşaf ismine mazhar olan zatlar da mesela ampulü bulacak, değil mi? Veya bir hastalığın tedavisinde belki 500 kere, 1000 kere, değil mi? Tekrar etmeyip, yapın, bekliyor bakalım olacak mı, olmayacak mı yani? Bunun aynısı maneviyatta. Bakın şu çok önemli abi. Bak hep tekrar ediyorum. Seyahat-ı kalbi, inkişafat-ı ruhu, harekat-ı fikri, bunları kendi halimize istiyorsak, Allah'ın bir kısım böyle efsaf ilahiye noktasında tanımak için biz bekleyeceğiz yani. Öyle deliller varmış ki hemen senin aleminde açılmaz yani. Gelmez. Evet. Niye anlamıyorum hemen. Hemen. Evet. Bekleyeceksin. Neden? Gelen cümlelerde söylüyor. Evet. Halis ve maddi elini uzatsan ve maddi mizanlarla tartsan sönmese de gizlenir. Çünkü öyle nur, evet, maddide hapse razı olmadığı gibi kayda giremez. Kesifi kendine malik ve seyit kabul et. Yani sen bir kısım marifet-i ilahinin delilleri varmış ki maddeden münezzehmiş, mekandan münezzehmiş, değil mi? Peki nerede onun zemini ne olacak? Maddesiz ve mekansız düşünmek, o zemini yapmak, değil mi abi? Muhatap olmak, geniş düşünmek. Bir kısım marifet-i ilahiyenin delilleri. O zaman hangi risaleyi anlamıyorsun? Mesela Süleyman söyleyeyim sana. Anlamakta zorlandığın kendi şahsi aleminde. Hangi risale var? Misal diyelim. Miraç diyelim abi. Miraç risalesi. Demek ki orada sen bekleyeceksin. Müteveccüh. Mesela Miraç'ın hakikatine mi müteveccüh oluyorsun, açılmıyor, hikmetine mi, değil mi? Meyvelerine mi? Miraç'ın 500 tane meyvesi varmış. Bize bakan 5 tanesi izah edilmiş. Evet.
hediye getirmiş değil mi? Ben mesela gittim, Hasan abinin yanına gittim. Hasan abi dedi ki, bunları al, Ödemiş'tekilere selam söyle. Benden göre hediye verdi bana. Cenab-ı Hak Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı gönderirken 500 tane abi hediyeler vermiş, demiş bunları ümmete götür, yani insanlara götür. Neymiş bir tanesi? 500 diyor. Bir tanesi namaz. Değil mi? Bir tanesi Amener Resulü. Değil mi? Bir tanesi Rüyeti İlahi. Hepsini evet, almış getirmiş yani. İşte müteveccüh olmak, beklemek. Sen mesela ya aç, benim halimde bu mesela, ben anlamıyorum, bu risale gayet zor dedin. O daha sana açılmaz yani. Bitti yani. Ama beklersen müteveccüh olup, belki bir namaz tesbihatında, belki yolda giderken arabanın tekeri patladı değil mi abi? Oradan. Şey abi, burada üç tane şey kullanıyor hepsinde. Görünmek, hissettirmek, tutulmak mevzusu. Bunların, yani bunlar teşbih. Evet. Hakikatta mesela işte görünür akıl, hissedilir kalp. Evet. İşte yani öyle gibi, yani ayırsak, yani sonuçta bu teşbih kullanıyor üstad burada. Biraz daha hakikata yanaşır mı? Öyle bir ayrım yapabiliyor mu? Nasıl yani abi, tam anlamadım. Yani şimdi hani dedik ya, bu hava gibidir bir mevzu mesela. Miraç evet. Dedik yani. Evet. Bu hava gibidir olduğuna nasıl kanaat geçeceğiz? İşte ya hissediyorum ama akla tutamıyorum. Yani bu hissetme, görünme ve tutulma şey fiillerinin bizdeki karşılıklarıyla ifade edebilir miyiz? Daha somutlaştırabilir miyiz? Yani edebildik mi? Öyle bir şey ben, var mı? Yani bunu abi söyledikten sonra bu külliyattan cevap vermek istedim yani. Hmm. Mesela diyelim ki görünür bir mesele istiyorum. Görünür ne demek? Burada örnek görünür. Verdim. Mesela erzaklar meselesini örnek verdim. Silahlar, talim, terhis diyor ya abi. Hmm. Bu manada külliyatta deliller var. 33. söz. Mesela hayat görünüyor. Mevt görünüyor, öyle değil mi abi? Hmm. Kâhın penceresi var, kâhın 10. pencere. Bir yardım var değil mi? Görünüyor. Şimdi bir kısım da var ki görünmüyor ama hissediyorsun. Mesela öyle de risale. Misal dedik, mesela melaike bahsi, ruhaniyet bahsi, işte 30. lema değil mi? Bunları hissediyorsun yani. Kâhınata temizlik yapan bir şey var. Mesela temizlik ve kirlilik düşünelim. Bakın bir şey kendi başına kirlenir. Mehmet abi. Peki temizlenir mi? Bir şey temizlenmez kendi başına. O yüzden ismi Kuddüs vahdet-i Rabbaniye'yi ve mevcudiyet-i ilahiyeyi güneş gibi gösterir. Ama Kuddüs akılla da görülüyor. Mesela hani akılla da, o söylediklerin akılla da görülüyor. Yani çok güzel abi. Üstadımızın kendi ifadesidir. Yani bu risale akıldan ziyade kalbe bakar. Derken o akli değildir demek değil. Yani akli misaller de var orada. Akli deliller de var ama hususan yani. O risale kalbe bakıyor. Evet, meselenin bir boyutu var ki mesela diyelim ki ben ehli kemalim. Aynı yerde Allah'a aklim müteveccih olurum, öyle tanıyorum. Kalbim müteveccih, öyle tanıyorum. Bir de daha ehli kemalsen o meseleyle beraber daha önce açılmayan meseleler sana açılıyor yani. Ya da o meseleyi akılla çözemezsin. Evet. Mesela ya vaki entel vaki diyor ya, evet. Orada mesela şimdi bana bir şeyler verilmiş ama yaşlanmakla hepsini kaybediyorum, ölüm karşımda beni bekliyor. Kainattaki her şey bir ademe gidiyor yani. Evet. Onlar fikir abi. Hayır, yani hislerim mesela feryat ediyor. Yani Allah'a iman göstermese o bana ızdırap veriyor, evini beni yakıyor yani. Orada bunu sana tattıran, bunun daha iyisini sana verebilir dediğinde mesela kalbim teskin oluyor mesela yani. Akılla değil de orada hislerimi, acı çeken hislerimi susturuyor hemen, tedavi ediyor ya da. İşte bir kısım marifet-i ilahi delilleri var. Şimdi buraya sen şunu toparlarsak abi, bu tasnifi kendi alemimizde yapmamız gerekiyor abi. Bir de tutulmayı söyleyebileceğim bir şey var mı daha? Tutulma, yani ne elle tutulur, ne anlayalım ondan mesela örnek verdiklerinden? Mesela abi oraya ben örnek verdim, dedim ki 14. lemanın 2. makamı, değil mi? O elle tutulura... Tutulur tutulmaza örnek mi? Tutulmaz abi. Tutulmaz. Çünkü bir kısım marifet-i ilahiyenin delilleri var ki. Yani elle tutmayı nasıl anlamak acaba lazım işte, bilmiyorum yani hani fikren kavramak, kavramamak. Abi şöyle. Mesela hayal, hani yapışmak ya, diyor. Hayal. Maddi mizanlarla tartsan sen bir şeyi tutuyorsun sen. Mesela şöyle birinci de dedi ki bu kısımda hayalattan tecerret etmek külliyetle dalmak. Su gibi de söyle değil mi? Ha. Sen suyu elinle tutabilir misin abi? Tutamayız. Peki Cenab-ı Hakk'ın rezzakiyetini sadece bir yere hapsedebilir misin? Edemez. Tutmak bu yani.
Yani sen nasıl suyu tutamazsın, külliyetle dalarsan suyun içine hissedersin, lezzetlenirsin. Marifet-i ilahiyenin bir kısmı varmış ki, su gibiymiş abi. Sen onu tutamazsın yani, bir yere hapsedemezsin. Tuttun, mesela diyelim ki Cenab-ı Hak koyunların rızkını veriyor dedin. Bu çok, tuttun yani bak bir yerde tuttun değil mi? Koyunlara tuttun, maddede hapsettin yani. Ama bir kısım delil varmış ki su gibiymiş abi. Sen külliyetle dalacaksın, suyun içine nasıl dalıyorsun abi? Nuru tutamazsın yani, nuru hiçbir türlü... Hepsinde abi tutmak var yani, tutup tutmamak. Hepsinde var. Tutulmaz diyor, ikisi de tutulur diyor. Hülasa şimdi abi toparlarsak, Cenab-ı Hakk'ı tanımanın, marifet-i ilahiyenin delilleri, şahitleri üç çeşitmiş. Su gibi, hava gibi, nur gibi. Biri akla bakıyor, kalbe bakıyor, ruha bakıyor dedik. Hususen Risale'de nokta, nükte, remiz. Bu üçüne bakıyor dedik, evet. Mesela akli gözüken meseleler, kalbi gözüken meseleler, ruhi gözüken meseleler bizim okuduğumuz her bir risalede, evet. Efendim, bütün toplumsal olaylarda şahsi, enfüsü, afaki, ailevi hepsi var abi. Buna müteveccüh olmak çok önemli. Mesela Hasan abi hani dersine dedi ki, bazen hani ailede huzur istiyorsan, cemaatte huzur istiyorsan değil mi? Her şeyi duymayacaksın, görmeyeceksin. Değil mi abi? Evet. O zaman duyduğun zaman, gördüğün zaman, değil mi? Hmm. Şimdi bunun aynısını abi böyle geniş düşünelim. Müteveccüh olmak çok önemli yani. Beklemek, tenkit etmemek, sebeplere riayet etmek. Bazı marifet-i ilahiyenin delilleri varmış ki, mesela külliyatta okunarak bilinir. Bazı marifet-i ilahiyenin delilleri var ki, evet, zamanla bilinir. Bazı marifet-i ilahiyenin delilleri var ki, müzakere mütalaayla bilinir yani. O zaman akli, kalbi, ruhi, böyle bunu oturtalım, böyle bir müteveccüh olmaya çalışalım yani. Hemen tenkit etmeyelim. Yok yok, çok güzeldi, iyiydi aferin. Beğendim yani. Beğendin mi? Emsal değiliz diye, o yüzden. Vay, neye gidiyor şimdi seninkisi? Ben başarılı buluyorum, çok beğeniyorum, öyle buluyorum. O nasıl kulağına itiraz etmese mi girdi? Evet, nereye gitti bilmiyorum ama gidiyor. Kur'an-ı Kerim'e inmelena illa ve allem fena inneke enten alimuna kim? Akhir davahım, elilham ve rabbil alim, el-Fatiha. Allah'ım selam.